Merhaba dostlar. Ben Hüseyin. Almanya'da Tarım kanalına hoş geldiniz. Bugün bize biraz uzakta bir bahçede çalıştım. Şimdi geri dönüyorum. Giderken de bir video çekeyim dedim. Şu sıralar biraz vaktim olmuyor video çekmeye. Şimdi bugün size yolculukta ne anlatacağım? Biraz Türkiye'deki fiyat farklarından bahsetmek istiyorum. Tarla ve market arasındaki fiyat farklılıklarından. Çünkü burada da biz Türkiye'den gelen gıda ürünlerini tüketiyoruz çoğunlukla. Yani meyve sebze olarak. Ve bunların arasındaki Türkiye'deki ve Almanya'daki bu gıda fiyatlarındaki mantıksız benzerlik hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü dikkat çekici. Nasıl bu mantıksız fiyat benzerliği? Buraya Türkiye'den gelen kiraz olsun, domates olsun veya işte şeftali olsun, gıda ürünleri Türkiye'deki market fiyatlarıyla buradaki market fiyatlarıyla aynı. Ya nasıl aynı? Euro'yu Türk parasına çevirdiğinizde çıkan tutar Türkiye'deki market fiyatıyla aynı. Domates burada eğer 1 euro ise Türkiye'de 35 lira veya daha pahalı. Burada atıyorum 50 cent ise Türkiye'de aynı o şekilde 15,5-16,5 lira. Şimdi bu nasıl oluyor peki? Yani bu mesela Çanakkale'den veya Antalya'dan hasat edilen domates İstanbul'da satıldığında nasıl Almanya'daki domates fiyatıyla aynı oluyor? Buna bir türlü akıl erdiremiyorum. Çünkü Almanya'ya gelen ihracat ürünü birinci sınıf, sizin orada tükettikleriniz geri kalanlar arkadaşlar. Bu arada kalite farkı olmasına rağmen nasıl fiyat farkı olmuyor? Aklım almıyor. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim, bunun sebeplerinden. Şimdi ürün her yaz olduğunda bu şekilde ürün videoları benim de karşıma çıkıyor. Haberlerde siz de görüyorsunuzdur. Tarlada 5 lira, markette 25 lira. İşte tarlada 100 lira, markette 500 lira. Şimdi bu belli oranda fark olması çok normal arkadaşlar. Çiftçi elindeki ürünü toptan satıyor. Genelde dökme satıyor veya işte kendi hasat edip kasalatıp satıyor. Ama alan komisyoncu veya zincir marketler artık direkt bahçe sözleşmeli tarım da yaptırıyorlar herhalde. Tamamını satın almıyorlar. Muhakkak bir mesela atıyorum normalde malın fiyatı 8 lira olması lazım. Veya düz hesap olsun 10 lira olması lazım. Şimdi komisyoncu diyor ki bunun içinden diyor %30 fire çıkar diyor. Çiftçiye 7 liradan fiyatlandırıyor. Şimdi rekoltede biraz fazla olduğu gibi bu 5 liraya kadar 4 liraya kadar düşüyor çiftçinin satış fiyatı arkadaşlar. Peki bu komisyoncunun 5 liraya aldığı domates sizin hepsi domates olarak satılıyor mu? Hayır. Adam komisyoncu belli bir noktada haklı. %30, %25 bazen yerine göre %40'a yakın fire oluyor. Çünkü çiftçi yalnız olduğundan hani bu o biraz da onların suçu yalnız olduklarından marka olmadıklarından şirketleşmediklerinden malı dökme satıyor. Ve en iyi satan işte 25'er kiloluk kasalarda satıyor domatesi. Peki siz hiç 25'er kiloluk kasalarda markette domates aldınız mı? Hayır. Onlar muhakkak bir elekten geçerler. Şimdi bu kasalamadır, şeydir, ıvırdır, zıvırdır, etiketlemedir. Bu tür şeylerin hepsi masraf. Bunu alan firma parasını kendi ödemez arkadaşlar. Ha, faturayı kendi keser, kendi öder. Bunu gider olarak da gösterir, vergiden de düşer ama onun parasını aslında çiftçiye ödetir. Çiftçi eğer onu kasalatsaydı, onu 10 liraya satardı.
Ama kasalatmadığı için, yani etiketlemediği için, kendi markası, kendi ismi olmadığı için biraz da bunları yapamıyor. Bir de atıyorum adam 30 dönüm yer işliyor, bunun için gidip kendine firma kurmuyor veya marka almıyor. Ne oluyor? Markası olana satıyor. Firması olana, tesisi, işleme tesisi olana satıyor. O da bu paketleme ücretini çiftçiye ödetiyor. Çiftçinin elinden 4 liraya alarak ödetiyor. Bunu 5 liraya alarak ödetiyor. Yani anlatabiliyor muyum bunu? Aradaki etiketleme farkını. Çiftçinin nasıl ödediğini. Neyse adam bunu etiketliyor. Bir masraf ediyor. Ettiği masrafın üzerine de ayrıyetten kar marjı koyuyor. Hem ürüne kar koydu, hem yaptığı masrafa kar koydu. Şimdi gelen bunun taşımasına. Bunun taşıması, bunu taşıyan kamyonlar normal hepsi bir firma arkadaşlar. Adam bir tane kamyon da olsa o kendi firma olmak zorunda. Öyle normal bir vatandaş gidip kendine bir kamyon veya bir araç alıp kendi kafasına göre mal taşıyamaz. Ona fatura kesmek zorunda. Şimdi o her taşıdığı maldan vergi ödüyor. Her geçtiği yola para ödüyor. Bir de bu köprülerden, bazı yollardan onların geçmek zorunlu. Peki bunu adam kendi cebinden mi ödüyor? Hayır. Onu bize ödetiyor. Nasıl bize ödetiyor? Al. Şimdi o kamyoncu bütün masraflarını yazıyor kağıda alta. Lojistikçi. Atıyorum 5.000 lira tutuyor. Bunun içerisine eleman şoför maaşını ekliyor. Kendi karını koyuyor. Oldu mu size 10.000 lira? Aslında 10.000 liranın içinden kendi kazandığı en fazla 3.000 liradır. Sahibinin, şirket firma, taşıyıcı firmanın. Aslında onlar çok öyle anam anam kazanmıyor. Şimdi bir kere fiyatın üzerine bir kere daha fiyat bindi. Dostlar video kesildi. Tekrar başlatmak zorunda kaldım. Ekleyeceğim. Kopukluk onun için oldu. Şimdi en son lojistiğe anlatıyormuşum. Şimdi ne oldu? Üzerine bir fiyat daha bindi. Mal da hale uğramadı arkadaşlar. Arada iki kişi para kazandı. Bu arada. Yani iki kişinin masrafı eklendi ürünün üzerine. Şimdi bu mal hale geldi. Hale girmesiyle zaten ürünün üzerine en az %10 fiyat giriyor. Nasıl? Şimdi o halcinin komisyon oranı %10 diye biliyorum ben. Eğer daha fazla değilse. Ürün hale girdi. Halde hangi firma aldıysa. Şimdi bunun bir indirme parası var arkadaşlar. Bunun parasını çiftçi ödüyor. Siz ödemiyorsunuz. İndirme parasını da çiftçiden aldı veya firmadan aldı. O firma da zaten bunun daha önce hesabını yapmıştır. Çiftçinin parasından düşüyor. Fark ettirmeden. Mal şeye indi, hale. Oradan %10 üzerine eklendi. Orada bekliyor şu an. Pazarcı gelecek, marketçi gelecek, manavcı gelecek. Mal alıp götürecek. Kaç gün bekledi? Atıyorum 2 gün bekledi. Yani bir tır mal geliyor sonuçta. Bir de sadece o firmaya gelmiyor. İstanbul halinde belki 350-400 tane firma var. Sadece Bayrampaşalı bildiğim kadarıyla. Şimdi o arada da biraz fire verdi mal. Onun parası da çiftçiden gitti. Veya satan firmadan gitti. Geldi manavcı aldı veya pazarcı aldı veya marketçi aldı. Götürdü dükkanına. O hale girip çıkarken bu insanlar para ödüyorlar. Onu yazdı. Gidip gelirken benzin para, dizel para, yani akaryakıt parası, onu da masrafın üzerine yazdı. 100 kilo ürün aldı. 100 kilo ürünün atıyorum 10 bin lira para verdi buna. 100 kilo ürüne 10 bin lira para verdi. 10 bin liranın üzerine akaryakıt masrafını, hale giriş çıkış masrafını, kendi yevmiyesini yazdı bu adam.
Bir de bunun içerisinde %30, %35 fire payı koyar. Yani henüz daha satmadığı ürünün 35 kilosunun parasını masraf olarak yazar. Onu fire olarak yani düşünür. Ürün daha markete gitmeden 75 kilo oldu. Fiyatı da 125 artı giderler oldu dostlar. Şimdi bu adam bunu nasıl fiyatlandırıyor? Geldik en fazla ürünün fiyatını etkileyen olaya. Şimdi herkes İstanbul'u bilir. Ben bilmem. Ama işte haberlerden duyduğumuz kadarıyla zengin bölgesi var. Gariban bölgesi var. Zengin pazarı var. Gariban pazarı var. Ben de büyük şehirde doğdum, büyüdüm. Bilirim. Şimdi bu iki pazar arasında, iki manav arasında fark var. Fiyatlandırmada. Bir pazar satıyor %10 karla, bir pazar satıyor %35, %40, bazen %100 karla. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi kiralar. En büyük sebebi kira. İkinci bu manavlar için, işte marketler için. Peki dükkan kendisinin olsa ne yapıyor arkadaş? Market veya manav sahibi. Bu sefer de piyasanın altına niye düşeyim ki diyor. Yine pahalı satıyor. Yani sanki kiracıymış gibi üzerine fiyat farkı koyuyor. Etrafındakilerden aşağı satmamak için. Çünkü o da kazanıyor, o da satıyor, o da satıyor sonuçta bir şekilde. Pazarcıya gelirsek bunun da sebebi belediye arkadaşlar. Maalesef bu işte hiç kimse masum değil. Devletin en üstünden tutun en altına kadar hepsinin bu fiyat oynamalarında payı var. Ha enflasyonun olmadığı zamanlarda ufak tefek kabul edilebilir ama ülke bir durumdayken zengin bölgesindeki pazarcıdan aldığın parayla gariban taraftaki aldığın para en azından aynı olsa insanlar bir tarafta biraz daha ucuza verir. Diğer taraftan kazandığını bir şekilde orada amorti yapar. Yani dengeler fiyatları. Kazancını dengeler. Bizim insanımız tamam arada çok vurkaççılar var. Bizatihi beni dinleyenlerde de var yani YouTube izleyenlerde. Adam izliyor abone olmadan geri gidiyor. İzliyor sonuna kadar beğenmiyor falan. Neyse olabilir bunlar. Keyfinize göre. Şimdi pazarcı esnafı da zengin semtlerde daha fazla kira ödüyor belediyeye. Esnaf da biraz varlıklı bölgelerde daha fazla kira ödüyor. Bunu da yansıtıyor arkadaşlar. Şimdi adam da taştan çıkarmayacak. Ne satıyorsa onun üzerine ekliyor fiyatı. Şimdi adam köy kahvesinde çay 1 lira mesela atıyorum. Şehirde lüks mekanlarda 100 lira. O aradaki fark çayda değil ki. Çay içtiğin yerde. Kimle yemek yiyorsan onun parasını ödüyorsun sen. Şeyin yemeğin parasını ödemiyorsun şu an günümüzde Türkiye'de. Ve insanlar yüksek fiyat politikasıyla biraz da müşteri seçiyorlar. İstemiyor galiba fukara gelsin benden çay içsin, kahve içsin. Ya maalesef böyle şeyler var ülkede. Bundan da en çok sabit gelirler emekliler etkileniyor. Çok zor, kolay değil. Bir de biraz ihracattan size bahsedeyim. Bu fiyat fark, bu Türkiye içindeki meyve sebzenin gıdanın fiyatlandırma politikası arkadaşlar size anlattığım. Mal nerede yetişirse yetişsin, nerede satılırsa satılsın, fiyatlandırma benim size anlattığım şekilde olur. Vicdan sahibi kendisini kurtardığı kadar fiyat farkı kor. Az biraz fazla kazanmak isteyen, çoğa tamah edenler de yapabildiği kadar yapar. Aradaki kâr marjını. Bir de dediğim gibi ihracat kalemi var. Fiyatları bu etkileyen, en çok etkileyen şeylerden biri. Şimdi biliyorsunuz bizim ülkemizde ucuz döviz politikası var. Döviz baskılanıyor. Bunun sebebi ithalat mı dersiniz, ihracat mı dersiniz? Şimdi herkes şikayet ediyor ama kimse de bir şey yapmıyor. Çünkü enflasyon kontrol altına almak istiyorlar.
dövizi baskılıyorlar ki enerji fiyatları fırlamasın. Ama bu da şöyle bir dezavantaj oluyor. Ülkeye giren döviz değersiz kalıyor. Ülkeden çıkan döviz de değersiz kalıyor. Mesela ithalatçı 35 liradan dolar alıyor. Pardon, 32 lira falan olması lazım şu an günümüzde. Bunu paylaştığım haftada. Ama şurada bir sıkıntı oldu da ona bakıyorum. Neyse. Ne diyorduk? İhracatçı, ithalatçı burayı karıştırmış olabilirim şu an. Şimdi ucuz döviz olunca arkadaşlar bizim malımız alırken pahalı, satarken ucuz oluyor. Nasıl bu? Alırken ucuz, satarken pahalı. Şimdi döviz normalde şu an euro 36 lira ama reelde 50-60 lira civarında falan olması lazım. Ülkedeki enflasyonu göz önünde bulundurursak. Ama değil. Böyle olunca turizmci de para kazanamıyor. Çünkü aldığı ürünler pahalı. Yani alırken pahalı ama satarken ucuz satıyor. Yani turiste. Ha, ucuz satmıyor. Bunun için zaten bayağı bir kayıpları var. Ama durum böyle. Şimdi Almanya'daki bir markette satılan domates eğer 1 euroysa arkadaşlar siz orada pazarda buna 35-40 lira para ödüyorsunuz. Aynı ürüne, domatese. Ama bu domates de atıyorum Adana'nın bir tarlasından geliyor. Sizin İstanbul'da yediğiniz domates de atıyorum Adana'da bir tarladan geliyor. Ama fark etmez arkadaşlar. Adana olur, Antalya olur. Sonuçta ihraç olan malların hepsi birinci kalite mallar. Yani ihracata özel üretilen mallar. Ama normalde çiftçi eğer ihracata ürün yetiştirecekse her ilacı kullanamaz. Onların bazı Avrupa'ya ihraç edilen ürünlerde kısıtlama var. Daha pahalı ilaçlar kullanıyorlar. Ama ne hikmetse hiçbir şeye özen göstermeyen, kara düzen yetiştirilen domates de aynı para oluyor dolara, euroya çevirdiğinizde. İhracat için üretilen domates de aynı fiyattan satılıyor. Yani siz orada TL kazanıp euro harcıyorsunuz. Baktığınız zaman. Çünkü ben 2,5-3 yıldır buradayım. 3 yıldır buradayım. 4'e 4 olacak. 4 yıldır takip ediyorum fiyatları. Burada kaç euroysa Türkiye'de de aynı para. Çünkü döviz baskılandığı için arkadaşlar. Enflasyon işte bu istatistiklerden falan da oynadıkları için fiyatlar gerçeği yansıtmıyor. Arada da fazla fazla komisyon koymalar olduğu gibi, kar payları koyma olduğu gibi, çünkü ev kiraları, dükkan kiraları da artıyor. İşçi maliyetleri yükseliyor. Bu da size bize size bize vuruyor yani. Şimdi insan ailesiyle falan da izleyecek. Ağzından bir şey kaçırmak istemiyorum. Baktığınız zaman fiyatların artmasındaki en büyük sebeplerden biri de ihracat. Dövizin baskılanması. Buna sebebiyet veriyor. Ya şunu ben muz hariç arkadaşlar. Hadi muzu anlarım. Onda farklı bir detay var. Farklı bir numara var. Onun ucuz olması Avrupa'da. Almanya'da. Bazen 1 euro 80 sente Brezilya'dan gelen, Costa Rica'dan gelen muzlar satılıyor arkadaşlar. Onca yol geliyor. O muzun 1 euro olması mümkün mü? Brezilya'dan gelen, Kolombiya'dan gelen muzun. Değil tabii ki. Arada farklı şeyler var. Şimdi bunlar burada anlatamam. Ama diğer ürünlerde mesela Türkiye'den gelen ürünlerde aynı durum söz konusu değil. Eğer kasaların içerisinde mülteci kaçırmıyorlarsa veya başka bir şey. İstanbul'daki domates, Türkiye'deki domatesden market fiyatıyla buradaki domatesin döviz karşısında fiyatı aynı olamaz. Ama aynı. Maalesef. Bu da dövizin, euronun baskılan, doların baskılanmasından dolayı oluyor dostlar. Biz burada
aynı malı daha ucuza yerken, çünkü döviz ucuz ülkede, aslında dışarıya göre pahalı, ülkede ucuz. Siz orada daha pahalı yiyorsunuz. Çünkü ihracata gönderilen mal da bir miktar gitmeyen ürünün fiyatını etkiliyor arkadaşlar. Eğer analizlerden geçebilecek domatesse o ürün ilk önce Avrupa'ya gönderiliyor. Çünkü nakit para, işte döviz daha çok para kazandırıyor. İşte yurt dışına gönderilen ürünlerden KDV alınmıyor, vergi ödemiyor firma. Hani böyle avantajlar da var, bir de bir prestiji var. Yani ben domates ihraç ediyorum diye ortalıkta geziyorlar. Bu bizim cebimize yansıyor. Hani ben kişisel olarak değil, sizin izleyen olarak cebinize yansıyor. Ama ben de ailem Türkiye'de arkadaşlar. Eşim yani dostlarım Türkiye'de, birlikte büyüdüğüm insanlar Türkiye'de. Beni büyüten insanlar Türkiye'de. Hani onları da düşünmem lazım benim. Zaten bu şekilde video üretmemin sebebi de bunlar. Hani ben YouTube'dan para kazanmıyorum. Daha bu zamana kadar sadece bir videoda bana abone olun dedim. Öyle abonelik falan da kimseden istemiyorum. Ama durum böyle. Neyse, daha fazla uzatmayayım. Aslında anlatacağım çok şey vardı da, o da başka videolara kalsın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.